Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İyelik ve yönelme eklerini almış belgisiz zamir kullanılmıştır. Arkadaşlar öncelikle pratik bir bilgimiz var. Birlikte bakalım. İsim soylu sözcüklerde şöyle ekler görebiliriz. -ı, -ına, -ında, -ından. Arkadaşlar isim soylu sözcüklerde böyle ekler gördüğümüzde bu eklerin ilkine her zaman iyelik eki, ikincisine de her zaman Hal eki diyebiliriz. Her zaman da doğru olur. Arkadaşlar bu eklerin tamamı da çekim ekidir. Bunu unutmayalım. Bu eklerden ilki şunu bildirir. İyilik ve belirtme yani ismin belirtme hali. İkincisi iyilik ve yönelme hali. Üçüncüsü iyilik ve bulunma hali. Dördüncüsü iyilik ve ayrılma hali anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi biz bu dizelerde iyilik ve yönelme hali ekini almış bir belgisiz zamir arıyoruz birlikte bakalım. İkinci dizede başkasına sözcüğünü görüyoruz. Başka sözcüğü belgisiz bir sözcüktür. Bu sözcük ya belgisiz sıfat olur ya da belgisiz zamir olur. Belgisiz sözcükler çekim eki alırsa belgisiz zamir olur. Bu sözcükte de gördüğünüz gibi çekim ekleri var. Bu sözcük arkadaşlar belgisiz zamirdir. Ve dikkat ederseniz bu sözcükte ına şeklinde ekler var. Yani iyelik ve yönelme hali eki var. Bu da bir belgisiz zamire gelmiş. Dolayısıyla A seçeneğini geçtik. Kişi zamiri kullanılmıştır. Yine ikinci dizede geçen o sözcüğü üçüncü teklik kişi zamiridir. Dolayısıyla bunu da geçtik. Dönüşlülük zamiri belirtisiz isim tamlamasının tamlayanı görevindedir. Öncelikle isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Şimdi tamlama bulmak için soru yöneltilen sözcüklere tamlanan bu sorunun yanıtı olan sözcüklere de tamlayan denir. Bunu unutmayalım. Ayrıca bizim dönüşlülük zamiri dediğimiz şey kendi sözcüğüdür. Üçüncü dizeye bakıyoruz. Kendi derdinde. Kendi derdi. İkinciye bir soru soruyorum. Ne derdi? Kendi derdi. Soru sorduğum sözcük tamlanan, cevap veren sözcük tamlayan oldu. E bu tamlayan aynı zamanda bir dönüşlülük zamiri. Burası da belirtisiz isim tamlaması. Dolayısıyla C seçeneğindeki açıklamanın karşılığını bulduk. Soru anlamının zamirle sağlandığı cümle vardır. Son dizeye bakalım. Hekim hasta olunca kime gitmeli? Arkadaşlar kime sorusu burada soru zamiridir. Bunu nasıl anlayabiliriz? Şöyle. Bu soruya bir cevap verelim. İstediğiniz cevabı verin arkadaşlar. Cevabınız ya bir isim olur ya da bir zamir olur. Bir soruya verilen cevap bir isim ya da bir zamir ise o soru kesinlikle soru zamiridir. Ve o cümlede soru anlamının zamirle sağlanması için ayrıca cümlede mi soru ekinin olmaması gerekir. Burada hem soru zamiri var hem de cümlede mi soru eki yok. Dolayısıyla buradaki açıklama da doğrudur. Bizim cevabımız E seçeneği tüm dizelerde iyilik zamiri vardır demişiz. Birlikte bakalım. Öncelikle isim soylu sözcüklere sorulacak neyin, kimin veya ne sorularından birine yanıt alınabiliyorsa bu isim soylu sözcüklerin kendilerinde İyelik zamiri yani iyelik eki vardır. İyelik eki ile iyelik zamiri aynı şeydir arkadaşlar. Şimdi birlikte bakalım. Uğrunda dertlere düştüğüm sevgili. Uğrunda, ında eki var görüyorsunuz. İyelik ve bulunma hali. Yani burada iyelik zamiri var. Bir de düştüğüm sözcüğümde üm eki benim anlamını verir. Bu da iyelik zamiridir. İkinci dizede zaten başkasına sözcüğünde ına eki vardı. Burada iyelik zamiri var. Üçüncü dizede derdim var, benim derdim. Burada iyilik zamiri var. Yine kendi derdinde. Burada da inde eki var, burada da iyilik zamiri var arkadaşlar. Ancak dördüncü dizede iyilik zamiri almış bir sözcük yok. Dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.